Çok saygıdeğer basın mensupları, öncelikle teşriflerinizden dolayı çok teşekkür ediyorum. Malumunuz sizler toplumu yönlendiren, toplumun gözü kulağı, toplumun resmi haber alması açısından, doğru ve nitelikli haber alması açısından çok ciddi bir görev ifa etmektesiniz. Biz de bu düşünceden hareketle kentimizde olup bitenleri, kentimizde yaptıklarımızı, yapamadıklarımızı, kentimizin problemlerini sizlerle paylaşıyoruz. O manada bizlere de her konuda Erdemlimizin güzelliklerini, Erdemlimizin özel durumunu kamuoyuyla paylaştığımız için de sizlere bir kez daha teşekkür ediyorum. Şu anda konumuz TOKİ ile alakalı bir TOKİ ve vatandaşla alakalı bir sıkıntı var. Onu sizlerin bilgisine sunacağım biraz sonra inşallah. Şimdi meselemiz şu, 2005 yılında TOKİ ile Erdemli Belediyesi arasında bir protokol imzalanıyor. 2005 yılında gecekondu dönüşüm adı altında, daha doğrusu gecekonduda oturan vatandaşlarımızı daha sağlıklı, daha nitelikli, daha güzel bir konutta ikamet etmelerini sağlayacak bir proje başlatılıyor. Projenin başlangıç safhası 2005 yılı, 2008 yılında bitiriliyor. 2008 yılında vatandaşlarımız, gecekonduda oturan vatandaşlarımızın tamamı, 400 kişi orada TOKİ'nin tahsis ettiği konutlarda ikamet etmeye başlıyorlar. Fakat burada belediye, Erdemli Belediyesi'nin hiçbir dahil olmamasına rağmen para alan, oradaki TOKİ taksitlerinin belediyenin bütçesine yatmamasına rağmen belediye de vatandaşlar adına belediye kefil oluyor. Daha doğrusu vatandaşların kefaletini belediye üstleniyor. Burada 400 tane vatandaşlarımızdan 320 tanesi borçlarını düzenli olarak ödüyorlar. Burada hiçbir problem yok. Fakat burada sıkıntımız 80 tane insanımız, 80 tane orada ikamet eden vatandaşlarımız borçlarını neredeyse eve girdiklerinden bu yana 5 kuruş para ödememeleri söz konusu. Tabi bu vatandaşları bu konuda aydınlattık. Zaman zaman bunlarla toplantı yaptık. Bu işin geri dönüşünün olmadığını, bu işin tabi vatandaşlar anladığım kadarıyla bir af beklentisi var. Nasıl olsa devlet affeder düşüncesi var ama bu işin af kapsamına girmediğini, TOKİ'nin müeyyidelerinin net olduğunu biz ifade etmemize rağmen bu insanlar borçlarını ödemekten 10 yıldır imtina ediyorlar. Mesela 10 yıl borcunu ödemeyen 17 kişi var. Hiç ödemeyen 17 kişi var. 5 yıl ödemeyen 22 kişi var. 3 yıl hiç ödemeyen, 3 yıldır ödemeyen 9 kişi var. 7 ayla 35 ay arasında ödemeyen de 32 kişi var. Dolayısıyla burada yaklaşık 80 kişiden ciddi bir alacak söz konusu. Tabi burada bu bedelde 2 milyon liraya tekabül ediyor. Dolayısıyla bu bedeli TOKİ Erdemli Belediyesi kefil olduğu için Erdemli Belediyesi'nden TOKİ tahsil ediyor bu paralar. Şimdi biz de bildiğiniz gibi denetime tabiiz. Geçen yıl sayıştaycılar geldiğinde bu işin tahsil edilmesi gerektiğini, tahsil edilmediği takdirde kişi borcu olarak bizlere rücu edileceğini, çünkü devletin parasını tahsil etmekle mükellefiz bizler bildiğiniz gibi, rücu edileceğini söylediler. Tabii aynı zamanda biz ilgili bakanlıklarla da görüşmeler yaptık, yazışmalar yaptık. İlgili bakanlıktan aldığımız teyit de şu, sözleşme şartlarına uyacaksınız. Sözleşmenin müeyyidesi, şartları neyi gerektiriyorsa o şekilde hareket edeceksiniz dediler. Biz de şu anda Erdemli Belediye'mizin değerli bürokratları düğmeye bastılar. Vatandaşlarımıza tebligat gönderdik. 15 gün içerisinde borçlarını ödemezlerse biz mecburen, yani kanuni zorunluluktan dolayı bu insanların evlerini re'sen boşaltmak ve evlerini ihaleyle satmak mecburiyetindeyiz. Bu tabi istismar açık bir konu. Yarın şunu diyecekler, bunu diyecekler, işte belediye bizi dışarıya attı, şudur budur diyecekler ama yani zaten belediye, oradaki konutlar belediyenin malı değil, TOKİ'nin malı. Belediye kefil, TOKİ de bizden o parayı kesiyor zaten. Biz de o parayı TOKİ'ye ödemek mecburiyetindeyiz. Ödüyoruz da. Burada şimdi bir ikilem de söz konusu. 320 tane insanımız her ay düzenli parasını ödüyor.
Şimdi vatandaş da bize gelip serzenişte bulunuyordu. Kardeşim biz düzenli paramızı ödüyoruz. Ama bu insanlar parasını ödemiyorsa bunu niye tahsil etmiyoruz? Biz enayi miyiz de paramızı ödüyoruz şeklinde bize gerçekten serzenişte bulunuyorlar ki haklı da bir şey. Bir de şu konuyu sizlerin takdirlerine sunmak istiyorum. Şu anda orada vatandaşlarımızın aylık ödemekle mükellef olduğu para miktarı 250 lira ile 400 lira civarında. Yani şu anda Erdem'de bir tane konutun kirası işte en az 1000 lira ve 1200 lira ve hatta 1500-2000'e kadar da var. Yani 800 lirayla 2000 lira arasında konut kiraları Erdem'de söz konusu. Şimdi piyasadan gittiğinde normal özel sektörden bir konut kiraladığında vatandaşlarımız en az 800 lira kira parası ödemekle mükellefler. Dolayısıyla kendi içinde mal sahibi olmaları adına kendilerinin ödemesi gereken 400 lira parayı ödemekten imtina ediyorlar. Dolayısıyla bizim de şu anda kanunen, çünkü kanun biz bu parayı tahsil etmezsek devlet bizden diyor ki ilgililerden rücu edeceğiz bu parayı, ilgililerden alacağız diyorlar. Biz de şu anda çarelerimizin tamamını tükettik. Çaresiz durumdayız. Tek çaremiz bu ilgili vatandaşlarımıza tebligatı gönderdik. Tebligat kanununun öngördüğü müeyyidelerinin akabinde de bu insanlarımızın konutlarını re'sen boşaltıp oradaki konutları vatandaşa ihale yoluyla satmak ve biz o kanun yükümlülükten kurtulmak istiyoruz. Bunun için bu toplantıyı düzenledik. Ben sizlere bir kez daha teşrifleriniz olarak zaten çok teşekkür ediyorum. 10 yıl boyunca orada ikamet eden, oturan vatandaşlarımızdan hiç ödemeyen 17 kişi var. 5 yıl ödemeyen 22 kişi var. 3 yıl ödemeyen 9 kişi var. 7 taksit ve 35 taksit arası ödemeyen de 32 kişi var. Dolayısıyla 80 tane orada ikamet eden vatandaşlarımızın ödemelerinde aksaklık söz konusu. Şimdi tabi burada vatandaşlarımızın çaresi de var aslında. Şu anda bildiğiniz gibi konut kredi faizleri 0.79'a kadar düştü. Biz onu da salık veriyoruz. Yani burada iyi niyetli ben borcumu ödeyeceğim diyen vatandaşlarımıza diyoruz ki kardeşim git işte devlet bankaları 0.79 gibi bir cüzi bir oranla konut kredisi veriyor. Git kredini al, borcunu, TOKİ'ye borcunu öde ve biz de sana tapuyu devredelim. Yani bu kadar basit. Yani kalan borcunu da ödeyecek. Şu anda inanın kiraya çıksa Erdem'de en küçük bir evde otursa en az 800 lirayla 1000 lira arasında kira parası ödeyecek bu insanlarımız. Şimdi 400 lirayla devlet öyle bir imkan tanımış. 400 lira para ödeyecek ayla. Hem içinde oturacak hem de mülkiyet tapusunu alacak. Yani mal kendinin olacak. Evet. Ama maalesef bu insanlar böyle mütemadiyen ödememeyi alışkanlık haline getirdiler. Ama bizim de çaremiz tükendi. Biz tabii kanunun öngördüğü müeyyideleri uygulamak mecburiyetindeyiz. Durum da bundan ibaret. Yani bir tabii yani şimdi tebligat gidince insanlar aferin yapıyorsunuz demezler yani. Çünkü hele hele böyle ödememeyi alışkanlık haline getiren insanlarımız bir şey demezler ama yani bir şey deme durumunda da değiller bize. Biz yani yüzlerce kere yazıştık. Hatta kendilerine oraya gittik, toplantılar yaptık. Dedi ki bak bu işin ciddi bir konu. Devlet kimse de alacağını bırakmaz. Bu işi bir an önce çözün dememize rağmen işte uzunca bir süredir çözümsüzlük söz konusu oldu. Adam da çözmek istemiyor. Biz de kanunun gereğini yapmak mecburiyetindeyiz. Arkadaşlar girecekseniz yani. Başkanım buradayız.